ve bir Cloud Trender alalım. Distribüsyon tipimizde none dedik. Tekrar render kısmımıza geliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada A360'a kamera hızı belirtmek için arkadaşlar VS2 Render seçeneği yanından tıklıyorsunuz. Sahnenizde zaten şu an bir kameramız var. 10 tane kamera olsaydı 10 kamerası çıkacaktı. Siz aralarından seçmiş olduğunuz kamerayı da render ettirebilir veya hepsini seçerek de render işlemine gönderebilirsiniz. Evet, fiziksel kameramızı seçtik arkadaşlar. Buradan stil imaj olarak aslında draft alalım. 640x480 olsun. Hemen sahnemizde bir kontrol ettirelim. Bakalım sahnemizde bir hata çıkacak mı? Evet arkadaşlar ilk hatamızı da TEDMAX 2016'da hep beraber sizlerle ben de almış oldum. Hemen tabii hemen durumu Autodesk'e raporu edelim. Pek hoş olmayan bir şey. Buradan TEDMAX'imizi tekrar açalım ve kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi durumun hata mesajının Autodesk'e bildirildiği bize söylüyor arkadaşlar. Hemen tekrar geri dönelim ve Max'imizin açılmasını bekleyelim. Bu aksaklıktan dolayı da özür dilerim. Benim için de bir sürpriz oldu. Tabi servis pack'ler çıkacaktır arkadaşlar. Yeni bir program kullanıcılardan gidecek hata raporları doğrultusunda bu tarz sorunlar ilk servis pack'ten giderilecektir. Şimdi tekrar geldik arkadaşlar sahnemize. Hemen bir tane box'ımızı oluşturalım. Sonrasında Rendering A360'ı seçelim. Sahnemize bir kamera yerleştirelim. Tabi orijinal birazcık düzgün dursun. Render motorumuz Mental Ray. Arkadaşlar aklınızda olsun, A360'da render yapmak istediğiniz zaman Mental Ray ya da Ray render motoru dışında herhangi bir başka bir render motorunu desteklemiyor. Sahnenizi Corona, V-Ray gibi render motorlarında hazırlayıp A360 render için gönderirseniz arkadaşlar Scanline Render'da alınmış bir render ile karşılaşırsınız. Bu da aklınızda olsun. Hemen seçtik. Gelelim sahnemizi tekrar bir kontrol ettirelim. Büyük ihtimalle zaten yine hata verecek gibi duruyor. Biz birazcık sabırlı olalım ve bekleyelim. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar sahnemizde herhangi bir hata yok. İptal diyelim. Tekrar TDMX'i çalıştırmak zorundayız. Test yaptırmayalım arkadaşlar. Direkt render işlemine göndereceğiz. Ben sizin sonucu görmeniz açısından birazcık ısrarcı davrandım o test butonunda. Hemen gelelim arkadaşlar. Evet. Şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar artık size de render işlemini gösterelim. Son diğer konularımıza geçerek devam edelim. Kameramızı oluşturduk. Hemen A360'ı seçiyoruz. Buradan kameramızı belirtelim. Evet. Ve render butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada Translating scan sahneniz dönüştürülüyor diyor.
göndermemekte ısrar ediyor. Bunun için sizden özür diliyorum. Ama resmi YouTube kanalımızda arkadaşlar bu render işlemini anlatıldı. A360 Cloud Rendering dersimiz var. Oradan bu özelliği izleyebilirsiniz. Şimdi hemen arkadaşlar sıradaki konumuz kamera sequencer arkadaşlar. Şimdi kamera sequencer nedir? Şimdi daha önceki versiyonlarımızda bir animasyon yaptığınızda veya bu animasyonunuzda birden fazla kamera kullandığınızı varsayalım. Bunların hepsini render işlemini ayrı ayrı yapardınız. Kamera 1'in renderını yapıp bitirirdiniz. Kamera 2'nin renderını yapıp bitirdiniz. Bunları TGA ya da TIFF formatında render işlemlerini frame to frame olarak render yaptıktan sonra After Effects'e atıp birleştirdiniz arkadaşlar. Şimdi kamera sequencer sizi bu dertten kurtarıyor. Bütün kameralarınızı tek bir kerede render alıyor arkadaşlar. Şimdi kamera sequencer nasıl ulaşırsanız rendering menüsü altında kamera sequencer seçeneği var arkadaşlar. Bunu seçiyoruz. Ve gördüğünüz gibi karşınıza böyle bir timeline'ın hemen altında bir yeni bir pencere açılıyor arkadaşlar. 2015 versiyonunu kullanan arkadaşlar için de şunu tavsiyede bulunayım. 2015 Extension 2 paketini indiriyorsunuz. Kurduktan sonra kamera sequencer sizin 2015 versiyonunuza dahil oluyor. Ya da Extension 2 kurmazsanız kurmak istemiyorsanız 3D Max Store mağazasına giderek oradan indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Fiyatı 3 ila 5 dolar arasında bir ücreti var. Şimdi arkadaşlar kamera sequencer ile neler yapabilirsiniz? Birincisi burada sınırsız olarak kamera ekleyebiliyorsunuz. State sesler, setler oluşturarak bir state set üzerinden de gidebilirsiniz. State seti kamera sequencer'da bir layer olarak düşünebilirsiniz ya da bir çalışma dosyası olarak düşünün, bir klasör olarak bu klasör içerisinde tüm kameralarınızın hareketlerini belirliyorsunuz. Sonra State 2'yi açarak orada da aynı şekilde diğer kameralarınız için bir çalışma alanı belirliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi kameramız seçili, otomatik olarak da buraya fiziksel kameramız seçili olarak geldi arkadaşlar. Şimdi başka bir kameramız olmadığı için sıfırdan 100'e kadar bu alan seçili olarak gidiyor. Siz istiyorsunuz ki benim bir numaralı kameram 0 ile 25. frame arasındaki görüntülere kaydetsin. Kameranızın açısı bu. Perspektif penceresine geçip arkadaşlar yönünü değiştirirsiniz. Tekrar ikinci kameraya oluştursunuz. Şimdi ikinci kamerayı buraya nasıl ekleyeceksiniz arkadaşlar? Yani 26 ile 50. frame arasındaki görüntüleri buraya kaydedeceksiniz. Hemen burada state sets at the new state'de arkadaşlar buraya tıklıyorsunuz. Hemen burada size boş bir alan açıyor. Bu kısma geliyorsunuz. Burada sahnenizde kullandığınız tüm kameranın listesi zaten çıkar. Left, right, top, bottom, Izer seçenekleri vardır. Siz yine isterseniz buraya bir numaralı kameranızı da dahil edebilirsiniz. Ama iki numaralı kameranızı seçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu otomatik o 0 ile 50 arasına getirdi. Biz 26 ile 50. frame arasında hareket etmesini istiyoruz. O aralıktaki görüntülerin sağlanmasını istiyoruz arkadaşlar. Yine perspektif moduna geçelim. Açımızı değiştirelim. Birazcık daha tepeden baksın. Save frame'imizi de açalım. Buraya da 3 numaralı kameramızı yerleştiriyoruz arkadaşlar. Yine state sets diyoruz. Bu kısımdan 3 numaralı kameramızı seçiyoruz. Pardon, tutamadım. Buraya gelip arkadaşlar 51. frame ile 75. Şimdi frame'e kadar olan görüntüleri bu 3 numaralı kamerada göster diyoruz arkadaşlar. Şimdi 4. kamerayı da biz sahnemize ekledim. Toplamda biz bunu 100'e tamamlayalım. Hemen bakış açımızı bu da aşağıdan böyle bu şekilde baksın. Lafı bir şey. 4. kameramızı da ekledik arkadaşlar. Hemen buradan yeni bir set açıyoruz. Buradan da 4 numaralı kameramızı seçiyoruz arkadaşlar. 76. frame'e getiriyoruz. Ve otomatik olarak zaten en sona tamamladı.
Şimdi buradan birinci kameramıza geri geldik arkadaşlar. Play Animation diyoruz. Gördüğünüz gibi kameralar arasında otomatik olarak geçiş işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Tabii yapabilecekleriniz bu kadar mı? Yapabilecekleriniz bu kadar değil arkadaşlar. Daha fazlası var. Mesela burada 2 numaralı kameramıza gelelim. 26 ile 50. frame arasındaki özellikleri gösteriyor. Siz isterseniz bunu 25. frame'in oraya kadar gerilettirebilir. Bu kısmı biraz daha uzatabilir. Bu kısmı biraz daha daraltabilir. İsterseniz buraya getirebilir. Üçüncü kameramızı ön taraf alabilir. İkinci kamerayı buradan görüntü almasını sağlayabilirsiniz. Peki bu hale getirdikten sonra durum ne oldu? Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aynı frame olan üzerinde kamera açılarında herhangi bir değişiklik olmuyor. Bunun gibi bu alanda arkadaşlar bu anlattığım en basit özelliği artık burada sizin yapacaklarınız hayal gücünüz ile sınırlı kalıyor. Ne kadar yaratıcı olabilirsiniz alacağınız sonuçlar da o kadar kaliteli. Şimdi arkadaşlar state kısmımızı gördük. Yeni template ekleyebiliyoruz. Bu kısımda render output seçeneğimiz var arkadaşlar. Buna tıkladığınızda size böyle bir pencere açıyor. Bu kısımda render çıktısının nereye, ne isimde, hangi klasörde kayıt edileceğini manuel olarak kendiniz yazabiliyorsunuz. Sonrasında render all state dersiniz arkadaşlar. Tüm state'lerinizi render işlemini gerçekleştirir. Render all state net derseniz az önce bahsettiğim gibi backburner ile render işleminizi yapar. Kamera scratcher'da alacağınız renderlar arkadaşlar hiçbir zaman video dosyası formatında kayıt edilmez. MP4, AVI ya da MPEG olarak kaydetmez. TGA olarak kaydedebilir, TIFF olarak kaydedebilir, PSD olarak kaydedebilir. Bu PSD konusuna ayrıca değineceğim. Çünkü çok güzel bir özelliğimiz var arkadaşlar. Kompozitör içerisine girdik. Şimdi bizim bir de kompozitör VM'imiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi bu kısmı birazcık büyütmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar az önce kamera scrunch sekmesinde yapmış olduğumuz bu ayarlarımızın burada aynı materyal editör gibi olan seçenekler çıkıyor arkadaşlar. Bunların her biri shoot 2, shoot 3, shoot 1 var arkadaşlar. Fiziksel kamera var. Ya burada toplam 4 tane shoot görüyorsunuz arkadaşlar. Diğerlerinde kamera ismi yazmıyor ama siz değiştirebilirsiniz. Yani oraya istediğiniz herhangi bir ismi verebiliyorsunuz. Tüm ayarları arkadaşlar buradan da yapabilirsiniz. Manuel olarak buradan yeni özellikler ekleyebilirsiniz. Tüm müdahaleleri kamera scrunch yerine kompozitör ekranda da yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada kompozitör link var. Şimdi bu kompozitör link arkadaşlar size şöyle anlatayım. Mesela bu hazır bir animasyon sahneniz var. Tüm kompozitör ayarlarını yaptınız. Kamera scrunch ayarlarını yaptınız. Her şey tamam. Kullandığınız animasyonunuzu da hazırladınız. Bitti. Burada yapmış olduğunuz belli bir ayarlar var arkadaşlar. Bu ayarları kompozitör link ile kaydedebiliyorsunuz. Size bir dosya oluşturuyor. Bu dosyayı saklıyorsunuz. İleride yeni bir çalışma yapacağınız zaman kompozitör link'e tıklıyorsunuz. Arkadaşlar create link dediğiniz zaman sizden soft dosyası istiyor. Bu soft dosyasını tanımlıyorsunuz ve artık hiçbir render ayarı olsun, animasyon ayarı olsun, kameralarınız arasındaki frame'lerde yapmış olduğunuz ayarlar olsun tekrar yapmanıza gerek kalmıyor. Bu soft uzantılı dosyayla ayarlarınız otomatik olarak 3D Max içerisine işleniyor. Arkadaşlar size sadece artık render demek kalıyor. Şimdi arkadaşlar buradaki en büyük özelliklerden birisi de Create PSD.